papazın eriği dedi arkadaşım. Kız sarılı. Titrettin beni, titrettin. Clash Girer kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni videoyla karşınızdayım. Misafir Klan Savaşları'na kaldığımız yerden devam ediyoruz. Rocky Abyss Klanı'ndayız. Uzun zamandan beri uğramamıştık. Köy dönüşü bir ziyaret edelim dedik. Hemen şöyle son duruma bir göz atalım. Gördüğünüz gibi 16. seviyeye ulaşmak üzere şu anda klan. Ve 9. serilerindeler şu anda. Son savaşlar devam ediyor. İnşallah daha uzun serilere giderler. Hemen şöyle bakalım klanın son durumuna. Klan şu anda 49 kişiye savaşları 30'luk açıyorlar son zamanlarda. Bayağı uzun bir zamandır. Şu zamanlarda gelmiştim. 40'lık açıyorlardı. Şu anda bayağı uzun zamandır 30'luk ilerliyorlar. Son savaşlar için buradayız. Soma klanı. Bakalım düşman klanı da bir göz atalım. Rusya klanıymış. 66'yı atmış. Devirmiş. Rocky Abyss klanı. Yani şöyle. Toplam 6 tane üçlük var arkadaşlar. Ben bunların 5 tanesini göstereceğim, size izleteceğim. Atıcı Cadı Show izleyeceksiniz arkadaşlar. Bu savaşta hemen ilk olarak tazı balonla başlayalım. Sonrasında atıcı cadı saldırılarına geçeceğiz. Şu anda bakın deprem büyüleriyle ön duvarları açtı. Sol tarafı bebek ejderle temizliyor. Sağ tarafı da Warden'ıyla güzel bir şekilde koridor açtıktan sonra önce kralı sonra kraliçeyi bıraktı. Ardından yanında getirdiği atıcıları gönderdi. Ordu şu anda içeriye doğru ilerlerken hemen bir öfke büyüsü takviyesi gönderdi. Orada ardından kralın gücünü de kullandı. Peş sıra büyük korucunun gücü geldi. Rakip klan kalesi de geliyor. Orada hemen bir zehir büyüsü yapıştı. Gördüğünüz gibi Magic Slipper şu anda merkez yerle birlikte kartalı da aldı. Rakip kraliçeye de şu anda kraliçemiz vuruyor. Rakip kraliçe de indirildi. Kraliçemiz de şu anda ölmek üzere, gücüne yetişti. Sağ taraftan topun üzerine doğru iki balon gönderdi. Üst taraftan hemen tazısının bir tanesini gönderdi. Peş sıra bir kısım balonları ikişerli üçerli saldı. Üst taraftan da ikinci tazı savaşa dahil edildi. Son tazı sol taraftan gönderildi. Arkadan balonlar geliyor. Balonlar gelirken hemen bir buz büyüsü. Öndeki hava savunması Cehennem Kulesi ve Okçuk Kulesi aynı anda donduruldu. Sol taraftaki hava savunması da balonların acele büyüsünden geçerek seri bir şekilde alınmasını sağladı. Hemen acele büyüsünden geçen balonlara bir acele büyüsü takviyesi daha geldi. Bakın tazının biri hala patlamadı. Gördüğünüz gibi. Taz önde, balonlar arkada. Yavaştan ilerliyorlar. Son karedeki savunmalar kaldı. Elindeki son balonu da gördüğünüz gibi Okçu Kulesi'nin olduğu noktaya gönderdi. Son olarak bir Okçu Kulesi var. Havaya vuracak savunma birimi. Onlar da alındıktan sonra Okçu Kulesi alınıyor. Bakın dal kavuğu da orada topun üstüne doğru göndermiş. Balonlar o taraftan doğru gelmeyecek. Direkt top iner inmez belediyenin üstüne sıkmaya başlayacaklar gördüğünüz gibi. Herhangi bir savunma birim kalmadığı için balonlar da temizlik işlemine geçmişler. Güzel bir üstlük olmuş. Magic Slipper'ı tebrik edelim. Hemen 4x yapıyorum. Hemen diğer saldırı tekrarına seri bir şekilde geçiyorum arkadaşlar. 14 numaraydı. Yanlış hatırlamıyorsam. 14 değilmiş, 16'ymış. Kara Bela'nın yapmış olduğu saldırı var. Atı cadı kombinasyonu. 4 cadı var kraliçe yürüyüşüyle birlikte. Gördüğünüz gibi şu anda kraliçe yürüyor, arkadan Warden'ı da destekledi. Belediyenin olduğu kısımdan doğru kraliçeyi yürütecek. Bayağı orada biraz zaman gidecektir. Belediyeden sonra depoya vuracak. Defansı
oyunda en yüksek olan birimler. İkisini de indirdikten sonra seri bir şekilde yürüyüşüne devam edecek. Gördüğünüz gibi ikisi de indi, orayı bayağı bir açtıktan sonra rakip kraliçenin canı azalır azalmaz hemen bir öfke bir üstü, ardından rakip kraliçeyle de şu anda karşı karşıya geldi. Bakalım, hemen büyücü kulesinin olduğu tarafa doğru yürüyüşüne devam edecek. Hemen çok güzel bir noktadan mükemmel bir şekilde orada o savunmasına vurdu. O kadar birim varken gerçekten çok güzel oldu orada. Yoksa şifacılar sıkıntıya girebilirdi. Hatta kesinlikle şifacılara bayağı bir hasar verecekti. Atlama büyülerini peşinden gönderdi. Gördüğünüz gibi en köşeden cadı ve atıcılarla yolu kesiyor. Merkezden klan karesinden çıkan golem atıyor. Peş sıra geri kalan atıcıları şu anda savaş meydanına doğru dahil ediyor. Yani gördüğünüz gibi sol tarafı kestiği için direkt atıcıların çoğu atlama büyüsüne doğru yöneldi. Bir kısmı yine de sola doğru kaydı. Gördüğünüz gibi rakip klan kalesi gelirken hemen Rory zehir büyüsü, ardından büyük korucunun gücü de kullanıldı. Şu anda kral kraliçenin gücü hala kullanılmadı. Kartala doğru kral ilerliyor. Kral tam bakalım kralın gücü kullanıldı. Kartal indi ikinci cehennem kulesine doğru. Ordu hızla yaklaşıyor. Güzel bir şekilde oradaki duvarı da açmayı başardı kralın barbarları. Hemen orada seri bir şekilde ikinci cehennem kulesini indirdikten sonra artık çok da sıkıntı yaratacak bir savunma birimi kalmadı. Gördüğünüz gibi köyün bir tarafından girdi. Dolana dolana aynı yere geri döndü. Karabela kraliçenin canı, yani öfkesi hala duruyor. Canı da full zaten. Mükemmel bir saldırı. Gerçekten takdire şayan bir saldırı. Diyelim hemen bir diğer saldırı tekrarına gidiyorum. Şöyle 23'e gidiyorum. Naltener'in yapmış olduğu saldırı var. Aynı şekilde bu sefer 3 şifacı var. 6 cadı 20 verim. Atıcı var. Peşinen gördüğünüz gibi atlama büyüleri gönderildi. Öndeki duvarla merkezdeki duvarlara. Bakın atlama büyüsünü biraz sollu gönderdi. Ha, şu anda sağda cadıların arkasına şifacıları taktı. Atıcıları da merkeze doğru gönderdi. Klan kalesinden çıkan golemi tankladı. Hemen kral kraliçe büyük koruyucu da onların peşinden doğru içeriye doğru giriyor. Seri bir şekilde hemen öfke büyüsünden çıkan orduya bir öfke büyüsü taklası da, ardından büyük korucunun gücü desteği de geldi orada. Son bir öfke büyüsü var merkez, gördüğünüz gibi. Çarşı pazar karıştırarak seri bir şekilde kartal da indirildi. Son öfke büyüsünü merkezdeki atıcılara gönderdi. Sol taraf bayağı bir temizlendi. Oradaki okçu kulesi de indirilirse bakalım ki indirildi. Hatta seken taşlar topu da indirmeyi başardı. Sağ taraftaki atıcı cadılar bayağı bir iş gördü. Onların peşinde 3 tane şifacı vardı. Sadece bir tanesi, pardon, şifacıların 2 tanesi bu tarafa doğru kaymış. Şifacıların hepsi hayatta. Bakın orduyu zaten şu anda hayatta tutan o 3 şifacı. Gerçekten kartalı da rahat bir şekilde aldıktan sonra köy bayağı bir taraftan gerilmiş. Aynı şekilde bayağı bir döndüler. Gördüğünüz gibi sol taraf bayağı kalabalık görünüyor. Kraliçenin canı bayağı azaldı. İkinci cehennem kulesi hala orada. Ordunun canını eritmeye devam ediyor. Bakalım nasıl alınmış orası. Orada büyük koruyucu Tesla'yı indirmiş. Ardından kraliçe şu anda içeriye doğru girdi. Cehennem kulesi de alındı. Gördüğünüz gibi kraliçenin canı bayağı azalmıştı. Ama orada cehennem kulesini indirmeyi başardı. Ardından geri kalan savunma birimlerini de seri bir şekilde temizliyor. O arada zaten 3 tane şifacı kraliçenin canını tekrardan doldurmayı başardı. 4x yapıyorum. Geri kalan son 2 savunmayı da kraliçe ve cadılar seri bir şekilde indirmişler.
Güzel bir taktik. Naltine'yi de tebrik edelim. Hemen diğer saldırı tekrarına geçiyorum arkadaşlar. Bir diğer saldırı Fekoç 27 hesabıyla yapılan saldırı. Atıcı cadı kombinasyonu 6 cadı 23 atıcı 2 tane şifacı var. Hemen gördüğünüz gibi sağ taraftan Cehennem Kulesi kartalın olduğu noktaya doğru öndeki duvarları açtı. Köşeden atıcı cadılarını şu anda gönderdi. Bir tane cadıyı, hatta o iki cadıyı da, iki şifacıyı da üstten gönderdi, cadıların peşine taktı. Merkezden de klan kalesinden çıkan, bakayım, Pekka çıkmış. Peş sıra atıcıları şu anda merkeze doğru gönderdi. Büyük korucunun gücü kullanıldı. Ön kısımda rakip klan kalesine gelirken arabesi zehir büyüsü, ardından öfke büyüsünün ardından tekrardan bir öfke büyüsü. Kralın gücü de kullanıldı. Bakalım kartala indirilebilecek mi? Seri bir şekilde bütün atıcılar kartala sıktı. Saniyeler içinde kartal da indirildi. Sadece ikinci Cehennem Kulesi var. Şu anda kralın, bakalım kralın canını da orada erittiler. Kral da hakkı rahmetine kavuştu diyebiliriz. Dış taraftan atıcı cadılar devam ediyor. Üst taraftan da dış kısımdan atıcı cadılar geliyor. Onların peşinde şifacılar var. Merkezde kraliçe vardı. Şu anda kraliçe çok güzel bir şekilde duvar açtıktan sonra gücünü kullanarak Cehennem Kulesi'ni de aldı. Artık bakalım son savunmaları nasıl indirmişler. Kraliçe de şu anda öldü. Üst taraftan şifacının tanklayarak getirdiği ordu gerçekten çok güzel iş yaptı. Savaşı resmen onlar aldı diyebiliriz. Tabi diğer ordu da merkezi yardı. Orası ayrı mesele. Son olarak iki tane savunma var. Havan topu ve top da alındıktan sonra buradan da güzel bir yıldız çıkmış. Fekoç'u da tebrik edelim. 4x yaptım. Oranın temizliği de bitti. Hemen diğer saldırı tekrarına yavaştan geçelim. Şöyle. Muratço 2 hesabıyla atıcı cadı kombinasyonu. Bir tane balon gönderdi orada, iki tane Tesla'yı, bir tane güdümlüyü aktif hale getirdi. Bir tane daha balon gönderdi orada, bir tane daha güdümlüyü ve iki tane Tesla'yı aktif hale getirdi. Ardından ön kısımda ve merkez kısımda konuşlanacak şekilde iki tane atlama büyüsünü gönderdi. Köşelerden de atıcı cadıları savaşa dahil etti. Merkezden klanın kalesinden Pekka ve Dev çıkmış. Ardından geri kalan atıcıları da şu anda savaşa dahil etti. Kral, kraliçe ve büyük koruyucu da şu anda gönderildi. Hemen atlama büyüsüne doğru da ordu seri bir şekilde yönleniyor. Rakip klan kalesinden de dalkavuk sürüsü çıktı. Bu arada hemen oraya bir zehir büyüsü gönderdi. Ardından merkeze öfke büyüsü. Bakalım büyük korucunun gücü de kullanılmış. Pekka'lar seri bir şekilde ilerliyor. Bakalım Pekka, gördüğünüz gibi şu anda kartalı da indirdiler. Kralın da gücü kullanıldı. Merkez şu anda yerle bir edildi. Hemen kralın gücü hala aktif. Şu anda kral bayağı bir orada bina savunma birimi indirdikten sonra kral öldü gördüğünüz gibi. Atlama büyüsünün ikincisinden de seri bir şekilde son duvarlara doğru ordu ilerlerken alt taraftaki cadılar şu anda eridi. Üst taraftaki cadı ve atıcılar var sadece ve merkezde Pekka'nın çok az bir canı kaldı. Vardım ve kraliçe onun peşindeydi. Pekka da şu anda öldü. İki tane Tesla'yı da seri bir şekilde indirdikten sonra kraliçe, bakın şifacılar kraliçenin yanını tekrardan dolduruyor. Alt taraftaki son savunma birimlerine doğru artık ordu hızlı bir şekilde ilerliyor. Vardım da onlara destek oluyor. Gördüğünüz gibi kraliçemiz duvarı güzel bir şekilde açtı şu anda. Önce büyücü kulesini aldı. Sonra Cehennem Kulesi'ne doğru vurmaya başladı şu anda, bakalım. Sadece kraliçe ve Warden kaldı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sonrasında tekrardan duvara kilitlendi kraliçemiz her zamanki gibi. Hemen orada öfkesini kullandı. Orada çift dev bombanın patlaması bayağı bir sıkıntı olmuş.
Kraliçe Kadın canında kaldı. Ölmeden önce Okçu Kulesi'ni aldı. Gerçekten enteresan bir saldırı olmuş. Saldırı tamamen şu anda Vardım ve Okçulara kaldı. Ben şöyle hızlandırayım burayı. Gerçi 10 saniyelik bir durum var. Büyücü Kulesi'nin de zaten çok az bir canı kalmış arkadaşlar. Vardım bir tane vurdu, indirdi. Dışarıdaki son binayı indirdikten sonra buradan da çok güzel bir çıldız çıkmış. Muratçı'yı da tebrik edelim. Hemen şöyle köyümüze geri döneyim. Base saldırının 5'ini de izlettim arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Tekrardan videolarda görüşmek üzere. Köy binası 11 saldırıları ara ara gelecek. Misafir klan savaşlarına devam edeceğiz. Köy binası 9 ve 8 savaşlarına da devam edeceğiz. Rakiabuz klanına başarılarının devamını dileyelim. Serisinde son savaşta da başarılar dileyelim. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmalısınız. Abone olabilirsiniz. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.